Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamlar her alanda maliyetleri yükseltiyor. Kayseri'de bir lojistik firması sahibi olan Onur Erpolat, akaryakıta gelen zamlar sebebiyle zararda olduklarını dile getirdi. Geçen seneye göre bu sene maliyetlerin %400 civarında artış gösterdiğini vurgulayan Erpolat şunları söyledi. Akaryakıt her gün zam geldiğinden dolayı korkunç rakamlara ulaştı bu. İster istemez artık sektör çıkmaza girdi. İşin içine kimse çıkamıyor. Gördüğünüz gibi arabalarımız burada boş yatıyor. Bugün arabayı yola göndersen bir servisini tamamlaması 4 günü buluyor. 4 gün üstte mazota zam geldiğinden dolayı bu aracın gidip geldiği topladığı nakliye komple mazota gidiyor. Bize bir şey kalmıyor. Şoförün maliyeti olsun, bizim maliyetlerimiz olsun hepsi cebimize gittiğinden dolayı şu anda çıkmazdayız. Kimse de ne olacağını bu işin bilmiyor. Yani mazot 25-30 bin 30 TL bantına dayandı. Yani kimse de bunda bir beklentisi yok. Artık yani öyle bir noktaya geldi ki araçları yatırmak şu an için en karlısı. Araç yola gideceğine kadar garajda yatması daha karlı. Çünkü gidip geldiği zaman mazota veriyoruz. En azından mazota çalışmış olmuyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında %350-400 arası zam oldu. Hepsine hem nakliye olsun hem mazot olsun hem yedek parça olsun. Bu zamları artık karşılayacak gücümüz kalmadı yani. Durum da gittikçe kötüye gidiyor. Yani böyle giderse zaten fazla sürmez. Bir ay içinde, 1,5 ay içinde burada çoğu esnaf batar. Yani bugün benim 11 tane tırım var. Ben bu tırımın burada yatırıyorsam, garajda yatırıyorsam keyfimde yatırmıyorum. Sonuçta para kazanamadığımızdan dolayı yatırıyoruz biz bunu. Yani sonuçta biz bunlara milli servet, para bağladık. Bugün her bir tırın maliyeti 1 milyon TL'nin üzerinde. Ben bunları burada yatırıyorsam kazanamadığımızdan dolayı yatırıyoruz. Ama ne zamana kadar yatıracağım? 11 tane şoför var çalışan. Bu iş böyle giderse 11 tane şoförü işten çıkartmak zorunda kalacağım. Ya da götüreceğim arabalarımı satacağım. Yani çünkü maliyetlerimiz çok kötü arttı. Geçen sene iyiydi. En azından kendi yağımızda kavrulabiliyorduk. Geçen senenin fiyatlarına göre iyiydi. Mazot o kadar artış göstermiyordu. Şu andaki en büyük sıkıntı günlük mazota zam gelmesi. Her gün yeniden fiyatların güncellenmesi demek. Artık biz fabrikalara fiyat verirken bile utanır duruma geldik. Adam arıyor fabrikacı. Örnek dün söylediğimiz fiyat farz-ı misal 10 bin liraysa bugün 12 bin lira diyoruz. Adam diyor ki ya dün araban yüklendi bende 10 bin lirayı bugün niye 12 bin lira mazota zam geliyor. Bu sefer fabrikalar bunu yansıtmıyor. Vermek istemiyor. Fabrikacı da haklı. Yaptığı ürünü kurtarmıyor maliyetini. Bu sefer bize yansıyor. Biz işin içine çıkamıyoruz. Tamamen durma noktasına geldi sektör. Yani şöyle bakarsanız garaj araba dolu. Araba koyacak yer yok. Şimdi şöyle size örnek vereyim. Hatta bilgisayarda bizim verilerimiz duruyor, topladığımız veriler. Geçen sene bir araba gidip geldiği zaman serviste 1500 TL 2000 TL arası para kalırdı. Şu anda araç gidiyor geliyor 1000 TL para kalıyor. 1000 TL geçen sene 1500 TL 2000 TL iyi paraydı. Ama bu sene kaldı 1000 TL bir şey yaramıyor. Çünkü paranın değeri eridi. O yüzden sektör durma noktasında. Bugünler böyleyse ilerleyen süreci düşünemiyoruz. Zaten bu sistem, bu zamlar böyle devam ederse fazla değil. Bir ay daha böyle giderse, Kayseri için konuşuyorum. Kayseri'deki esnafların %80'i batar. Çünkü herkesin bir borcu var, harcı var. Sadece benim aylık 280 bin lira ödemem var araçların. Ben bunu bir ay ödeyemezsem ikinci ay battımın simgesidir. Yani çünkü sistem olarak çöküntü noktasına geldik. Hadi bizim yine 11 tane arabam olduğundan dolayı benim havuz sistemi. Yani bugün petrolcüyü idare ettirebiliyorum, veresiye alıyorum. Parçacıyı idare ettirebiliyorum, veresiye alıyorum. Ama tek arabası olan insan battı. Yani çok etrafımda batan insanlar var ki benim şu arabamı süren şoförün daha önce de arabası vardı. Bundan 2 ay öncesine kadar. Adam battı geldi şu anda yanımda şoförlük yapıyor. Yani batan insanlar çok.